Peygamber Efendimiz'den ayrı düştüğü için Hannane direğinin inlemesi mucizesi. Hannane direği, Aziz Peygamber Efendimiz'in ayrılığından ötürü duyan, düşünen bir varlık gibi inledi, feryat etti. Öyle ki mescitte hazır bulunan genç, ihtiyar, herkes bu inilti ve feryadı duydu. Cansız bir direğin böyle inleyip feryat etmesine Resulullah Efendimiz'in sahabeleri şaşırıp kaldılar. Peygamber Efendimiz inleyen, ağlayan direğe, "Ey direk, ne istiyorsun?" diye sorunca, direk, "Senin ayrılığın yüzünden canım kan kesildi," dedi. "Hutbe esnasında bana dayanırdın, şimdi beni bıraktın, minberin üstüne çıktın." Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ona dedi ki, "Ey sırrı bahtına yoldaş olan güzel ağaç, söyle ne istersin? Dilersen seni yemişlerle dolu bir hurma fidanı yapsınlar da doğudakiler de batıdakiler de senin hurmanı yesinler. Yahut da ahirette ve cennette Hakk'ın seni bir selvi haline getirmesini ve teerü taze, ölümsüz bir halde kalmayı mı istersin?" diye sordu. Direk, "Ya Resulallah, ben ölümsüzlüğü daima baki olanı isterim," dedi. "Ey gafil, bunu duy da bari bir ağaçtan aşağı kalma." O direği kıyamet günü insanlar gibi dirilmesi için yere gömdüler. Bu olayı biliyorsunuz hepiniz de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de hutbe okurken dayandığı bir kütük bu, hurma kütüğü. Peygamber cuma günü ona dayanırmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir minber yapılınca ona çıkıyor. Bu sefer bu feryat ediyor, inliyor. Yani cansız bir kütük, bu bir mucize. Tabii mescitteki herkes onun iniltisini duydu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elini üzerine koyunca iniltisi kesilirdi. Bundan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in konuşmasını anlatıyor. Divan-ı Kebir diye başka bir eseri var Mevlana'nın. Orada diyor ki, Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kendinden ayrı düştüğü için inleyen Hannane direğini okşadı. "Sen bir ağaçtan da aşağı değilsin. Hannane direği ol da sen de ayrılıktan inle." Yani o kuru bir kütük Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den uzak kalmadan dolayı inledi diyor. Bu olayı sadece böyle dinlemekle kalma, sen de inle. Peygamberden uzak kalmaya dayanamaz bir insan olman lazım. Mesela Kur'an-ı Kerim'de "Yüsebihü lillahi ma fissemavati vel ard." Göklerde yerde her şeyi Allah'a tesbih eder. Her şeyi Allah'a zikreder fakat siz onu duyamazsınız. Onun farkında değilsiniz gibi ayetler var. Bunları anlatırken alimler diyor ki, yerde gökte her şeyi Allah'a zikreder, Allah-u Teala'yı tesbih eder derken, yani insanoğluna verilen nimet hiçbir şeye verilmiş değildir. En büyük ikramı Allah-u Teala insanoğluna yapmıştır. Ama yerde gökte her şey Allah-u Teala zikrettiğine göre, onlara daha az ikramda bulunulduğuna göre, onlar hala Allah'ı zikrediyor, Allah-u Teala'yı tesbih ediyor. Öyleyse siz de zikredin demektir bunun manası diyorlar. Yani burada Hannane ağacı feryat etti, ağladı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den uzak kalmadan dolayı. Öyleyse biz insan olarak nasıl böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den uzak kalmanın manevi sıkıntısını düşünemeyiz. Şunu bilmiş ol ki Allah kimi kendisine davet ederse o kimse mümkün olduğu kadar bütün dünya işlerinden vazgeçer de Hakk'a yönelir. Ve her kim Cenab-ı Hakk'ın lütfuna mazhar olursa Hakk'a yaklaşmak imkanını bulur, dünya işlerinden, dünya dedikodusundan kurtulur. Fakat ilahi sırlardan kendisine bir şey verilmemiş olan nasıl olur da cansız bir varlığın inlediğine inanır? O kişi evet der ama gönülden değil. Kendisine münafık demesinler diye inanmış görünür. Onu bunu kandırmak için evet der. Eğer cansızlar Allah'ın kün ol emrini idrak etmeselerdi, bu emre uyarak varlık alemine gelmeselerdi, o zaman bu söz reddedilirdi. Yüzbinlerce taklit ehlini, delile dayananları, cüzi bir vehim zanlara şüphelere düşürür. Çünkü onların taklitleri de, delille bir hükme varışları da hep zanın üzerindedir. Onları imkansızlıktan kurtaracak kolları, kanatları, yani akıl ve fikirleri de hep zanna dayanır. O alçak şeytan onların içlerine bir şüphe sokar, böylece bu körlerin hepsi de baş aşağı düşüverirler. Delil ile hükme varanların ayakları tahtadandır.
Tahta ayak ise zayıftır, kararsızdır. Basiret sahibi olan zamanın kutbi ise böyle değildir. Onun sebatına, ayak diremesine dağ bile şaşırır, kalır. Burada işte Hanane ağacı konuştu, dinledi falan. Bunlar birer iman meselesidir. Mümin olanlar inanır, kafirler inanmaz. Arada kalan bazı insanlar da aman bana münafık demesinler diye evet evet der diyor. Sonra insanların inançlarını anlatıyor. Bazı insanlar taklit ehlidir. Millet evet dediği için evet diyor. Bunları muteber kabul etmiyor Mevlana. İkinci bir enteresan bir şey söylüyor. Delil, delile dayanarak inananlar. İman-ı istidlali. Onu ne yapıyor? Medh mi ediyor? Onu da beğenmiyor. Aynı onu anlatıyor. Yani taklit ehli ve delile dayanarak iman edenler böyle en ufak vehimde şeytanın en küçük böyle zanna sebep olacak, imanı zedeleyecek bir şey söylediği zaman hemen onun peşine takılıverirler. Delille, akli deliller, bilmem kainat delili, enfüsi deliller, afaki deliller, mantıki deliller bunlarla bir yerlere varmış olanlar taklidi iman sahiplerine göre daha iyi bir konumdalar ama en ufak şüphe verse şeytan hemen acaba mı der, imanlarına şüphe karıştırabilirler. Ama diyor zamanın kutbu ise en büyük velileri böyle binlerce delil getirseler gene aldırış etmez. Din aleyhine delil getirilse, akılla yanlış olduğu ispat edilse yine onların ayakları kaymaz diyor. Bu da tahkiki iman. Yani sanki adam gözüyle görmüş gibi inanıyor. Bunların diyor imanı delil getirerek iman edenlerden, akli deliller getirerek iman edenlerden daha sağlamdır ve insanlar onların o sağlam duruşlarına hayret ederler yani. Gayb perdesi kaldırılsa imanı artmaz diyor Hazreti Ali radıyallahu anh. Yani sanki gözüyle görmüş gibi iman ediyor. Mektubatta Bediüzzaman Hazretleri tasavvufun önemiyle ilgili bir konu anlatırken tarikatta hissesi olmayan bir insan diyor, müdakkik bir alim de olsa bu zamanda ayağa kayabilir diyor. Ama gerçek sufi bir adam ümmi de olsa en kuvvetli deliller de getirseniz diyor, onun diyor inandığı bir velayet zinciri vardır. Kimse onları hakikatten ayaklarını kaydıramaz diye ifadesi var yani. Yani orada şöyle bir şey oluyor. Hani Kabe'den uzaksan kıbleyi bulmak için pusula lazım değil mi? Pusulaya göre hareket edersin. Kıble şu taraf, bu taraf. Ama artık Harem-i Şerif'in içerisine girmişsin. Pusulamıza bakalım demeye gerek yok. Artık gözüm görüyor. Yani tahkiki iman öyledir. İstidlali iman pusulayla bakmaya benzer. Tahkiki iman artık Kabe karşısında zaten pusula koyalım bakalım Kabe nerede demeye gerek yok. Mevlana öyle diyor. Harem-i Şerif'in içine girmişsin. Artık pusulayı at diyor. Adam hep delilli hareket yapıyor ya. Artık Harem-i Şerif'in içine karşıda Kabe. Artık bilimsel, teknolojik, akıl delillerine gerek kalmıyor. Benim imanım taklidi ya da tahkiki demesi insan mı hocam? Problem olur mu? Şimdi yani taklidi deyip kendini tevazu göstermesi ya da tahkiki deyip imanda... Şimdi Bediüzzaman Hazretleri çok yerlerde ben nefsim gibi diyor, nefsi emmare sahipleri diye hep bahseder. Kadın yani Bediüzzaman'ın mübarek imanı nefsi emmare ise artık biz ne durumdayız? Ama ne için söylüyor? Bunu tevazuan söylüyordur. Değil mi? Çünkü hatta kitaplara bakarsan nefsi emmare münafıkların, kafirlerin nefsidir diyor. Nefsi levvame günah işliyor ama levme diyor. Keşke yapmasaydım diyor. Zaman Hazretleri kendi nefsini ona bile koymuyor o kategoriye. Yani günah işliyor sonra ya keşke işlemeseydim. Günah işleyip işlediğinden de tad alıyor adam. Kendi nefsini o kategoriye koyuyor. Ama tahkiki imandır. Yani kişinin durumuna göre eğer وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ Rabbin verdiği nimeti konuş, anlat.
O ayetten dolayı, o ayetin gereğince amel edeyim diye maksadı oysa, Allah-u Teala da kendisine gerçekten böyle bir iman vermişse, bunun manevi olarak da işaretini almışsa, benim imanım elhamdülillah taklidilikten kurtuldu diyebilir. Ama bunu gurur, kibir gibi söylerse caiz değildir. Taşlar üzerine düşmemesi için kör adama elindeki asa ayak yerine geçer. Din ehli askerinin zaferine yol açan süvari kimdir? Basiret sahibi olan zamanın kutbu. Körler yolu asaları ile görürler, görürler ama yine de gözleri gören kişiler onları korurlar. Basiret sahipleriyle ermişler olmasalardı, dünyadaki körler ölürlerdi. Körler ne ekin ekebilirler, ne ekin biçebilirler, ne yapı yapabilirler, ne alışveriş, ne de kar. Allah size acımasaydı, lütuflarda bulunmasaydı, delil ile hükme varış asanız kırılır giderdi. Yani deliller, akli delillerle iman hakikatlerini anlayan insan, gözü kör de elinde asayla yürüyen insan gibidir diyor Mevlana. Elinden asası kırılsa tepe taklak gidecek veyahut da asasıyla yolunu bulan körlere de yine de elinde asa da olsa gözü görenler hemen kolundan tutarlar, yardımcı olurlar diyor. İşte istidlali imanla tahkiki iman arasında böyle bir fark var. Öbür adam gözüyle görmüş. Allah-u Teala manevi alemlerde, misal aleminde, rüya aleminde dinin hakikatlerini onlara göstermiş. Bu ise akli olarak düşünüyor. Şu aklen mantıklıysa bu da mantıklıdır diye kıyasla. Bu bahsettiğiniz asa nedir? Kıyaslar delillerdir. Bu asayı onlara kim verdi? Her şeyi gören Allah. Kıyas herhangi bir şeyle diğer bir şeyi mukayese etmek, karşılaştırmak, istidlal ise bu karşılaştırmadan bir netice çıkarmaktır. Akla dayanan bir görüş olduğu için Mevlana kıyas ve istidlale değer vermez. Madem ki elindeki asa savaş ve kavga aleti olmuştur, ey kör, o asayı kır, parça parça et. Allah insana aklı fikri kıyas, delil asasını, hakkı hakikati bulsun diye verdi. İnsan onu başka türlü kullanmaya başladı, öfkeye kapıldı da o asayı kendisine verene vurdu. Ne kadar güzel değil mi? O cümleyi yeniden oku istersen. Allah sana aklı, fikri, kıyas, delil asasını, hakkı, hakikati bulsun diye verdi. İnsan onu başka türlü kullanmaya başladı, öfkeye kapıldı da o asayı kendisine verene vurdu. Ey körler topluluğu, ne iştesiniz? Ne yapıyorsunuz? Aranıza bir gören kişiyi alın. İnsanoğlu böyledir. Yani bazı insanlar Allah-u Teala'nın kendine verdiği nimeti Allah-u Teala'nın aleyhine kullanıyor. Dünyalık işlerde de insanlar bazen böyle davranırlar. Birisi kendisini iyilik eder. Kendisini iyilik eden insana karşı kendisine yapılan iyiliği aleyhine kullanır. Mesela Allah-u Teala bize burada Mevlana'nın söylediği akıl, fikir, kıyas etme kabiliyeti verdi. Adam o aklını, fikrini, dini yok etme, İslam'ı, insanları İslam'dan uzaklaştırma yolunda kullanıyor. Allah güzel ifade gücü vermiş, güzel makale yazıyor, kitap yazıyor, güçlü bir ifadesi var. Onu tutup ne yapıyor? İslam'ın aleyhinde kullanıyor. Yani kör bir adama asa veriyorsun, o adam da sinirlenip bu asayla seni dövüyor. Bunun gibi yani. Allah-u Teala'nın verdiği gözü kullanıyor, Allah-u Teala'nın verdiği aklı kullanıyor, Allah-u Teala'nın verdiği eli kullanıyor. O kasları, hareketi, sinirleri istese bir anda adamı felç ediyor, sağlamada. O verdiği kabiliyeti İslam'ı yıkmak için kullanıyor. Bu ne kadar büyük bir nankörlük. Sana delil ve kıyas asasını veren Hakk'ın hidayet eteğine sarıl, tam teslimiyetle ona itaat ve kullukta bulun. Baksana, Hazreti Adem aleyhisselam istidlali kendisine asa yaptığı için isyana düştü. Başına neler geldi? Hazreti Musa aleyhisselamın, Hazreti Muhammed aleyhisselamın mucizelerine bak. Asa nasıl yılan oldu, direkt nasıl ayrılıktan inledi, feryat etti. Asanın yılan olduğunu, direkten inilti çıktığını aklın kabul etmezse, din aşkıyla günde 5 defa direk gibi olan minarelerden yüzyıllardan beri sesler geldiğini düşün. Bu da bir mucize değil midir? Bu manevi hakikatlerin lezzeti akla aykırı olmasaydı bunca mucizeye ihtiyaç olur muydu? Akıl akla uygun olan her şeyi sağa sola çekmeden, mucizeye ihtiyaç duymadan kabul eder.
Sen herkesin gidemediği bu akla uymayan yolu, bahtı, yaver yanı kişilerin gönüllerinin yolu olarak gör. Mucizelere inanmayanlar, cansız şeylerin inlemesini, seslenmesini inkar ederlerse de kıyamette onların elleriyle ayakları böyle bir şeyin olabileceğine tanıklık eder. Yani cansız varlıklar konuşamaz, inleyemez, inlemez, seslenemez derlerse kıyamet günü elleri ve ayakları konuştuğu zaman o zaman iman ederler diyor. Bir de şurada şey söyledi. Hazreti Adem Aleyhisselam, şeytan olayı da var ya, orada aslında şeytanla aynı şeyi yapıyor, kıyas yapıyor değil mi? Allah-u Teala emrediyor. Ve iz kulna lil melaketi iscudu li Adem'e fesecedu illa iblis. Hepiniz Adem'e secde edin dedik, hepsi secde etti, iblis hariç diyor. Şimdi halakteni minnar ve halaktehu min tin diyor değil mi? Beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Bu ne kadar yanlış değil mi? Sen kulsun, Rabbin sana bir emir veriyor. Senin artık ne yapman lazım? O emre imtisal etmen lazım. Ama burada aklını kullanıyor, mantık yürütüyor, kıyas yapıyor şeytan ve ne diyor? İşte sen ateşten, o topraktan, ben ondan daha hayırlıyım diyor. Değil mi? Ateş topraktan hayırlıdır. Bir kıyas yapıyor. Veyahut da işte burada bu ağaçtan yerseniz ebedi olarak cennette kalacaksınız. O da diyor Hazreti Adem Aleyhisselam, demek ki ebedi kalmak için bu ağaçtan yemem lazım. Yine kıyas yapıyor. Kıyas, Allah-u Teala'nın verdiği akıl yürütme, Allah-u Teala'nın verdiği büyük bir nimettir. Ama artık Allah'ın emri gelirse orada da kıyas yapmazsın yani. Allah-u Teala'nın emri karşısında kayıtsız şartsız. Zaten biz temel dini bilgimiz yok. Konuları ondan anlayamıyoruz. Mesela kuluz diyoruz. Kul abd demek. Abd kul demek. Allah bizim Rabbimizdir. Biz onun abdiyiz, kuluyuz. Yani burada sen aslında Allah-u Teala'ya köleliği kabul etmiş oluyorsun. İman etmekle, kulluğu kabul etmekle. Çünkü kul köle demektir. Köle de emredilen şeyleri yapar. Alternatif sunabilir mi? Efendisi şunu yap diyor. Efendim onu yapmayalım da şunu yapalım. Veyahut da şunu yap diye emir vermiş. Bakıyor. Başka bir şey yapmış. Niye böyle yaptın? Sizin o dediğiniz şekilde yapılırsa şöyle şöyle zararlı olurdu. Ben o yüzden böyle böyle yaptım. Ya sen ne yapacaksın? Sen sana verilen emri yerine getir derler. Değil mi? İşte biz kul olmak ne demek? Onu bilmediğimiz için Arapçada abd köle demektir. Rab da kölenin efendisi demektir. Bu iki kelime İlah, Rab, ibadet, din. Bu dört kavramı anlamayan bir insan Kur'an'ı anlayamaz. Dini anlayamaz yani. İlah, Rab, ibadet, din. Mevdudi o yüzden dört terim diye bir kitap yazmış. Bu dört kavramı açıklıyor. İlah, Rab, ibadet, din. İbadet ne demek? Din ne demek? İlah ne demek? Rab ne demek? Bunu bilmeyen bir insan ne Kur'an'ı anlar ne hadis anlar. Kulluğu anlayamaz yani. Bunları böyle yüzeysel ezberden manalarıyla geçiştirirseniz dini anlayamazsınız.